7 Ekim'de dünya üzerinde korkunç bir savaş başladı sevgili izleyenler. Netanyahu yönetimi acımadı bu süreçte. Çocukları, bebekleri, kadınları, yaşlıları kör bombalarıyla katletti. Kimi zaman ekmek sırasında bekleyen Gazze halkı hedeflerindeydi. Kimi zaman da hastanede tedavi gören masum siviller. Netanyahu yönetimi acımadı. Bebekler hastanelerde çürümeye terk edildi. Fakat bir açıklama geldi İsrail kanadından. Onlar olası Hamas üyesi, bizim gözümüzde o bebekler de teröristtir dendi. Dünyada böyle endişeyle, korkuyla takip etti. Hayır ya dedi, hayır, bunlar modern dünyada yaşanıyor olamaz. Bunun üzerine tarihte görülmemiş bir manzarayla karşılaştık sevgili izleyenler. Free Palestine, Özgür Filistin yazılı pankartlar Avrupa sokaklarını gezdi, yetmedi. Okyanusların ötesinde Amerika Birleşik Devletleri gibi koca bir güç İsrail'e tam destekti. Fakat yönetimindeki halk, öğrenciler, eğitmenler belli ki bu insanlık dramının yaşanmasına dayanamıyor, gönülleri razı gelmiyor ki. ABD'de üniversitelerde bir protesto dalgası başladı ve giderek de büyüyor. Üniversitelerde devam eden Filistin'e destek gösterilerine paralel olarak dünyanın büyük şehirlerinde on binlerce kişi bu hafta sonu da meydanları doldurdu. Göstericiler İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamını kınarken Refah operasyonunun da derhal durdurulmasını istediler. İşte Netanyahu'nun yürüttüğü bu korkunç savaşın dünyaya yansıması. On binler Filistin için yine meydanlara çıktı. Burası Hollanda'nın başkenti Amsterdam. Yaklaşık 15 bin kişi İsrail'i protesto eden sloganlar eşliğinde Dam Meydanı'nda toplandı. Hem İsrail'e destek veren ülkeleri eleştirdiler, hem Amsterdam Üniversitesi'nde yaşananlardan dolayı polis şiddetini, uluslararası topluma da harekete geçme çağrısı yaptılar. İtalya'nın Roma, Milano ve Torino gibi birçok kentinde de meydanlar Filistin destekçileriyle doldu. Ellerinde Filistin bayraklarıyla gösteriye katılan protestocular İsrail'den özellikle Refah'a bir kara saldırısı yapmaması çağrısında bulundu. İtalya'daki üniversitelerde çadır kurma eylemleri de yayılmaya devam ediyor. Milano'daki Politeknik Üniversitesi öğrencileri kampüste Filistin'e destek için çadırlar kurdu. Almanya'nın başkenti Berlin'de de sesler Filistin için yükseldi. Göstericiler İsrail'e silah tedariki yapan Alman hükümetini eleştirdi. Yaklaşık 3000 kişi sloganlar atarak Gazze'deki soykırımın sona ermesini istedi. Gösterilerin bir diğer adresi Fransa'nın başkenti Paris oldu. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce kişi derhal ateşkes ve ablukanın kaldırılması için sloganlar attı. Bu görüntülerde ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinden Filistin bayraklarıyla özgürlük ve ateşkes sloganları atarak yürüyen göstericiler yürüyüşün sonunda polis müdahalesiyle karşılaştı. Kanada'nın Toronto kentinde de göstericiler meydanlarda, öğrenciler de çadırlarda sürdürdü protestoyu.